Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Eminim ki birçoğunuzun hayatında bisiklet çok önemli bir yer teşkil ediyor. Özellikle pandemi sırasında bisikletin önemi bir kez daha ön plana çıktı. Türkiye'de çeşitli illerde de artan bisiklet yollarıyla inşallah pandemi sonrasında da bisiklet bir ulaşım aracı olarak kullanılabilecek. Şimdi ben size bugün farklı bir şey anlatacağım. Bisiklet bu hale gelene kadar nasıl bir süreçten geçti? Videoya başlamadan önce kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hadi şimdi lafı hiç uzatmayalım. Sizi bir zaman yolculuğuna çıkartayım ve bisikletin tarihteki gelişim sürecine hep birlikte bakalım. Baron Dries von Sauerborn, Kirkpatrick Macmillan ve Pierre Michaux gibi öncülerin katkılarına rağmen bisikleti kimin keşfettiğini söylemek kesin olarak mümkün değildir. Aslında bisikletin ana parçaları iki tekerlek, yönlendirilebilir ön kısım ve pedallar gibi parçalar birkaç 10 yıllık süreçten sonra bir araya gelmiştir. Bu parçalara yapılan eklemeler ve iyileştirmelerle de günümüz bisikletine ulaşılmıştır. 1817 yılında Baron Karl Friedrich Dries von Sauerborn, maşallah ismi Halid bin Velid gibi, ahşap iskeleti iki tekerlekli yönlendirilebilir bir araç tasarımı için patent aldı. Baron'un adına istinaden araca Dresden adı verildi. 1839 yılına geldiğimizde Kirkpatrick Macmillan Dresden benzeri ancak arka tekerleği itmek için ayaklık monte edilmiş iki tekerlekli bir araç geliştirdi. Bunlardan tam 6 sene sonra ise 1845 yılına geldiğimizde İngiltere'de R.W. Thompson içi boş hava dolu şambrel patentini alarak pnömatik lastiğin yaratımında ilk adım atmış oldu. 1861 yılına geldiğimizde dostlar, Pierre Michaux ayna kolları ve pedalları züppe atının ön tekerleğine bağlı ve bu buluşuna velosiped adını verdi. 1869 yılına geldiğimizde ise kaydedilen ilk bisiklet yarışı Paris Saint Cloud Parkı'nda yapıldı. 1870'lerde adı çeyrek peni olan bisiklet çok popüler oldu. 1874'te ise ilk dünya pist şampiyonluğu İngiltere'de yapıldı. 1883 yılında İngiltere'de dünya üzerinde ilk defa bisikletçiler gezi kulübü kuruldu. 1885 yılında ise James Starley emniyet bisikletini piyasaya sürdü. Yine bu yıllarda pnömatik lastik John Boyd Dunlop tarafından bulundu. 1933 yılına geldiğimizde önemli bir olay var burada. Aktarıcıların babası, bilmiyorum birçoğunuz biliyor mu, patenti hala kendisindedir, Tullio Campagnolo vites aktarıcısını buldu. 1938 yılına geldiğimizde 3/32 zincir ki halen kullanımdaki ebattadır bulundu. 1940 yılında Fausta Coppi İtalya turunu ilk defa kazandı. 1947 yılına geldiğimizde Jean Robic savaş sonrasında ilk Fransa turunu kazandı. 1949'da Fausta Coppi İtalya ve Fransa turlarını kazandı ki kendisi bisikletteki efsanelerden bir tanesidir. 1950'lere gelindiğinde profesyonel yol yarışlarının popülaritesi gitgide artmaya başladı. 1958 Dünya Şampiyonaları kadın katılımcıları ilk defa kabul etti. 1960'lara geldiğimizde televizyon kameraları ilk defa yarışları canlı olarak takip etti ve reklam gelirlerini ödül olarak kazananlara dağıttı. 1970'ler bisiklet için gerçekten bir dönüm noktasıydı. BMX, triatlon ve dağ bisikletçiliği yine bu yıllarda doğdu. Ne oldu? 1960'larda popülaritesini kaybeden bisiklet bu gelişmeler ile bisiklet endüstrisini hayata döndürdü. 1974 yine efsanelerden biridir. Eddie Merckx İtalya ve Fransa turlarını ve dünya yol şampiyonluğunu kazandı. 1980'lere geldiğimizde profesyonel bisikletçiler performans düzeyini arttırmak için yeni yeni antrenman teknikleri kullanmaya başladı ve yine bu yıllarda John Longo dünya şampiyonu olarak hüküm sürdü. 1986'da Greg LeMond Fransa turunu kazanan ilk Amerikalı oldu. 1990 yılında kilitli arazi pedalı ilk defa satışa sunuldu. Yine aynı yıl engebeli arazide sarsıntıları absorbe eden süspansiyon maşalar piyasada görülmeye başlandı. 1991 yılında Özbekistan'dan Cemalettin Abdujaparov Gent Wevelgem yol yarışını ilk defa kazandı. Doğu bloğundaki amatörlerin Sovyetler Birliği dağılıncaya kadar batılı profesyonellerle yarışması maalesef yasaktı. 1992 yılına geldiğimizde piyasada artık çift süspansiyonlu bisikletler de yerlerini almıştı. 1993 yılına geldiğimizde İskoç Graham Obre zamana karşı time trial yarışta yeni dünya rekorunu yeni ve radikal bir sürüş pozisyonu ile kırdı. Bu sonrasında UCI'ın bisiklet tasarımına sınırlamalar ve standartlar getirmesine neden oldu. 1995 yılı yine bisiklet için önemli yıllardan bir tanesiydi. Özellikle bisiklet üretimi açısından. Çünkü o yıl dünyada 127 milyon bisiklet üretilmiş
Fakat aynı yıl otomobil sadece 37 milyonda kalmıştı. 1996 yılına geldiğimizde cross dağ bisiklet yarışları olimpik disiplin oldu. 1997 yılına geldiğimizde Avrupa Bisiklet Yolları Ağı Eurovelo ilk defa tanıtıldı. 12 uzun mesafeyi içeren bu yolların toplam uzunluğu 20 bin kilometreydi. Yine aynı yıl Avrupa Yeşil Yollar Birliği hafif trafik ve demir yolları rotası üzerinde ilk Avrupa konferansını düzenledi. Konferansın amacı Avrupa'nın kullanılmayan demir yolu koridorları, nehir kenarı yolları ve tarihi güzergahlarında motorsuz ulaşımı teşvik etmekti. 1999 yılına geldiğimizde Campagnolo 10 vitesli kaseti çıkardı. Yine aynı yıl Amerikalı Lance Armstrong Fransa turunu ilk defa kazandı. Ve son olarak 2001 yılında tüm dünyada kullanımda olan bisiklet adedi 1.4 milyar, otomobil adedi ise 340 milyon olarak tarihe not düşüldü. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bisiklet kültürünüze bir damla benden katkı gelmiştir. Önümüzdeki hafta farklı bir videoda yine karşınızda olacağım arkadaşlar. Sağlıklı günlerde mutlu ve huzurlu pedallı kalın. Görüşmek üzere.